Her saniye azalan bir ömrün aksine, her nefeste artan bir imana sahip olmak ve... Altın ekranı 14 TV'de bizi izleyebilirsiniz. Sevgili 14 TV izleyicilerimiz, lütfen bizi izlemeye devam edin. Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Allah'ın selamı, mağfireti üzerinize olsun diyorum. Değerli 14 TV izleyenleri, sizleri Türkiye'den, İstanbul'dan selamlıyoruz. Ve bildiğiniz gibi Selman ile Gurbetçi'nin kamerası programıyla Avrupa'dan yayınlarımız oluyordu. Oradaki Gurbetçi kardeşlerimizle programlar yapıp ekranlarınıza gelip evlerinize konuk oluyordu. Ve yine bildiğiniz gibi yaz sezonundayız. Bizler de gurbetçi olarak Avrupa'da yaşadığımız için Sıla'dayız, memleketimize geldik. Durmak yok, yola devam ediyoruz ve bu haftada Selman ile Gurbetçi'nin kamerası programında çok değerli bir konuğumuz var. Kıbrıs gazisi bir üyümüzle hasbihal edeceğiz. Ne zaman gazi oldu? Memleketi neresi? Bunları hep konuşacağız. Bunun öncesinde kendisine bir merhaba diyelim. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Tamam, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim elhamdülillah. Bu arada geçmiş Kurban Bayramınız mübarek olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Eyvallah. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Salih Erdem. 1954 Iğdır'ın Nezepalı köyünde dünyaya gelmişim. 15 yaşıma kadar da köyde yaşadım. 15 yaşımdan sonra işte gurbet başladı. Kaç yaşındasınız şu anda? Şu anda 69'u bitirmişiz işte. 70'e girmişiz hemen hemen. Allah ömrünüze bereket versin. Evet. 1954 doğumlu olduğuna göre demek ki 70 yaşına 69 yaşındayım. Mart'ın 18'i 1954. Ondan sonra işte İstanbul yolculuk. Peki. Salih abi, İlk defa bir gaziyle 14 TV ekranlarında bir program yapacağız. Bu benim için bir şeref. Bu şeref bize. Böyle bir gaziyle yan yana oturmak, madalyalar gerçekten bizi onurlandırıyor. Rabbim sağlık, sıhhat versin. Amin. Sizin şahsınızda tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi selamlıyoruz. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat versin, hayırlı ömürler nasip etsin. Amin. Şimdi çok sorular hazırladım. Gaziliği konuşmadan önce, Iğdır'ın Necefalı köyündensiniz. Biraz köy hayatınızdan bahsedelim, sonra soruları sormaya devam edeceğiz. Köyde malum, çocukken işte kuzu otarmaya giderdik. Ondan sonra biraz büyüyünce mal otarmaya gittik. İşte daha benim önde abilerim, büyüklerim olduğu için ben öyle çiftçilik falan yapmadım. Yani tırpan çekme, bilmem suya gitme, şu bu öyle o tür şeyler ben evin çocuğu olduğum için işte ayak işlerini yapardık. İşte kuzu otar, koyun otar, işte onları o tür şeyler yapıyorduk. Kaç yaşına kadar köyde yaşadın? 15 yaşıma kadar köydeydim. 15 sonra? Sonra Allah rahmet etsin Şah Hüseyin'le beraber, bizim köylü Şah Hüseyin'le beraber çıktık. Rahmetle anıyoruz kendisini. Evet, oradan birlikte çıktık, Kars'a geldik, oradan trene bindik. Birkaç gün yol geldik, ondan sonra peki, İstanbul. Gelişinizden babanızın büyükleri... Tabii babam gibi, annem gibi hepsinin haberi vardı, kaçmadım yani ben. Nereye geliyorsunuz? Geldik, Haydarpaşa'ya geldik. Haydarpaşa'da... orada rahmetlik Veli abim geldi, bizi aldı. Mektup yazmıştık. O da orada bekliyordu bizi. Geldi, aldı, getirdi bu sefer. Eyüp'e, Edirne Kapı Eyüp'te geldik. Orada İstanbul servanı başladı ondan sonra. Ne işler yaptınız İstanbul'da? Vallahi İstanbul'da önce bir terzinin yanına verdiler beni. Bu İstanbul'da Gürürhan denen bir yer var. Evet. Orada bir terzine çalıştım.
Bir 15 gün çalıştım. 15 gün sonra o zamanlar çıraklar çok kötü muamele yaparlardı çıraklara. Öğrensin diye mi? Tabii öğrensin diye, artık neyse öyleydi. İşte beni de öyle seviyorlardı. Güzel çalışıyordum. 5-6 kişilik bir dükkandı. Çalışıyorduk. Akşam çıkarken 15 gün sonra. Akşam çıkarken benim vazifem, çırağın vazifesi oydu ki işte ütüyü yere koyacak, fişi çekecek, şunu yapacak, bunu yapacak. Ben de unutmuşum ütüyü yere bırakmayı. Adam bana, patronum yani ustam, dedi ki gel buraya bakayım dedi. Tam merdivenin başındaydık. Dedi ki oğlum sen niye ütüyü bırakmadın yere? Dedim abi unuttum. Adam bana niye sen bu ütüyü almadın? O Kemal Sunal'ın meşhur küfürlerinden birisini yaptı bana. Ben de aksi bir çocuktum. Biraz da deli dolu biriydim. Hiç tereddüt etmeden bunun kafayı nasıl alnının ortasına vurdum. Gün merdivenlerden uzattım merdivenlere. Tabii hemen oradan onun üstünden atladım gittim. Adam ne oldu bilmiyorum ondan sonra. Bu arada kaç yaşındaydın? O zaman tam 15 yaşındaydım. Adamı vurdum uzattım, ondan sonra kaçtım. 15 günümde gitti. İlk vukuatın. İlk vukuatım. Ben ondan sonra da bilmedim ne oldu. Onlar da beni bulamadılar. Polis morisi herhalde beni aramda bulamadılar. Adama da ne oldu ben de bilemedim. Ondan sonra ilk işim o oldu. Ondan sonra da işte daha da işim işe falan gitmedim. Ondan sonra abim inşaatçıydı diye onun yanında gittim demir bağlamaya. Demir falan bağladım ta askere kadar. Askerden sonra işte. Peki şimdi askerlik mevzusuna gelelim. Askere kaç tarihinde askere gittin? 1974 Mart ayının 3'ü. Ben 4 yaşındayken gittim. Evet. Biraz askerliğinizden bahsedin. Yaptığınız yer, nasıl gazi oldunuz ve gazilik itibarınız Türkiye'de nasıl? Biraz bunları irdeleyelim. O 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı başladı. Ben de o zaman askerdim. Askerken işte bizi ayırdılar. Ben Vistom başçısı olduğum için beni almadılar. Ben de kaçak olarak bindim arabaya. O şekliyle bindim, gittik Ankara'ya. Ankara'dan da Mersin'e gittik. Mersin'de silahlarımızı verdiler, mermileri verdiler. Bindik helikoptere. Helikopterle Kıbrıs'a inmiş olduk. Ve o anda 74 sabah işte 10-11 gibiydi. Savaş şiddetli başlamıştı yani. Orada enteresan bir şey oldu. Ben indik aşağıya, bizi gel gel dediler. Biz de gittik. Helikopterden indirdiler. Şimdi şu andaki Erzen Havalimanı'nın olduğu yere Şum'du. Oraya bizi attılar helikopterden. Toz duman içinde bizi çağırdılar. Biz de otobüslere bindik gittik. Meğerse bizim birlikteymiş. Başka bir birliğe biz katılmışız. Ve bizim o anda firarımızı vermişler. Ki bunlar kaçmışlar diye. Halbuki biz başka birlikte Kıbrıs Değiştirme Birliği'ne katılmışız. Orada savaşıyoruz biz. Şehitler verdik. Yanımda arkadaşım öldü. Şehit oldu. Ondan sonra yaralandı. Ve ben yaralandığım zaman harp paketim yoktu üzerimde. Çünkü arkadaşım Efendim? O nedir o? Harp paketi o yani, mesela diyelim bir yaralandım falan. Onu açıp yaranı sarmak için, ha, şey etmek için. O yok. Sırt çantasını. Sırt çantası harp maketi içinde. Harp paketiydi. Bu şimdi ben de askerlik yaptım. Savaş esnasında mı veriliyor? Tabii savaş esnasında, savaşa gidenlere verilir onu. Harp paketi. Mesela diyelim ki neler var içinde? İşte melhemi var, ilacı var, tantodiyot var, işte gazlı bez var, sarmak için falan onlar ani var. Ani müdahale için. Ani müdahale için. Evet, ben arkadaşıma müdahale ettiğim için bir gün önce ben yaralandığım zaman bende o yoktu. Onu işte öyle savaş öyle başlamış oldu. Ondan sonra da biz şeye gittik, bir çıkarma yaptık. O çıkarma yaparken ben en ön arabadaydım. En ön arabada olduğum için orada o bir havan atıldı. Atılmış. Ondan sonra bizim arabaya isabet etti. Arabada ben yaralandım. Ayağım koptu. Bir kısmı ayağımın. Ondan sonra tabii herkes kendini attı aşağı. Araba durdu. 5 mark dağlarının tam tepesinde. Yani ikinci bir arabanın geçmesi mümkünatı yok yani. Hepsi arabalar durdular. Biz de ben de kendimi attım aşağıya. Ben dedim ki benim fazla bir şeyim yoktur. Halbuki ben verse ondan sonra 14 ay hastanede yattım. İşte size hastane anlayamadım şey olduğunu. Ondan sonra komutan anladı. Bana dedi ki o zaman Salih dedi gel bakayım bana.
adım attım, düştüm aşağıya. Ben baktım ki, o zaman bot giymişiz ya. Ben hala ona aklım sırrı vermiyor ona. Öyle bir patlama yapmış ki botun üst taraftan 4 tane bağı duruyor. Geri kalanı yoktur ayakkabının. Yani topuktan o tarafı yoktur. Nasıl gitmiş havaya, yani bıçak gibi kesmiş atmış yani onu. Bütün kemiklerim benim buralarımda. Ayağımın kemikleri buralarıma dağılmış böyle. Yüzüm gözüm böyle kan içinde buradan. Ayağıma değmiş burada, buraya kemikler. Görüyor musunuz o esnada durumu, vaziyeti? Daha sonra gördüm ben. Ben o anda o sızağına bir şey anlayamamışım. Ondan sonra komutan bana gel dedi, bana giderken düştüm. Ha, o zaman anladım ki ben yaram ağırdı diye. Ondan sonra da bizi bir arabanın birini çevirdiler. Bizi hastaneye gönderdiler. Bir arkadaşımın birine ayağı koptu. Birinin de topuktan parçalanmıştı. Benimki de ayağı tarak dağılmıştı benim ayağımda. Öyle bizi 4-5 saatte ancak şehre kadar gelebildik. Girne Boğaz'da devlet hastanesi vardı. Ne kadar yattınız hastanede? Ben hastanede işte oradan bir gün orada kaldık. Ondan sonra gemiye aktardılar bizi. Şeye geldik. Mersin'e geldik. Mersin'de bir gece orada çadırda kaldık. Ondan sonra Adana'da bir hafta 10 gün kadar kaldık. Ondan sonra Ankara Gülhane Tıp Akademisi'ne, GATA denen yere geldik. Orada 3 ay orada yattım. Ondan sonra geldim. 3 ay sonra da geldik, Mefki Hastanesi var, askeri hastane yine. Orada bir 2 ay yaptım. Ondan sonra hemen İstanbul'a hava değişimine gönderdiler. Peki Salih abi, şimdi bu askere geldikten kaç gün sonra bu savaşa girdiniz, bu yara aldınız, sonra farklı hastanelere gittiniz? Bu süreç ne zaman başladı? Asker oldunuz. Asker oldum. Kıbrıs Savaşı başladı. Ne kadar süre bir... Ben 5 ay 8 günlük askerdim o zaman. 5 ay 8 günlük. Askerdim. Kıbrıs'a geldim. Yaralandığım gün... Acemi bildiğiniz nereye? Acemi bildiğim İsparta. İsparta 40. Piyadalar. Yara aldığınız döneme kadar 5 aylık askerdim. 5 aylık, 5 ay 8 günlük askerdim. O dönemde kaç ay askerlik yapılıyordu? O zaman bizim zamanımızda yeni inmişti 20 aya. 24 aydı. Bizden 2 devre önce 24 aydı. Bizde 20'ye inmişti. Fakat işte ben bütün o 20 ayı da hastanede geçirdim. Yani 5 ay askerlik yaptınız. Anladığım kadarıyla 5 ay askerlik yaptınız. Geri kalan 15 ay hep tedaviyle mi? Hep tedaviyle. 14 ay hastanede bir fiil yaptım. O dönemde iletişim bu kadar gelişmiş değil. Cep telefonu, hatta evlerde telefon yok. Aileniz ne zaman öğrendi? Ailem bizi Adana'da yatarken bizi geldi, komutanlar dedi ki aileniz rahatsız edildi. Herkes mektup yazsın ailesine. Göndereceğiz diye. Ben yazdım fakat şey yok. Cevap yok. Kağıt oradan bir verdiler bana. Ben bir kağıt yazdım. Bu arada tahsiliniz var mı? Kaça kadar? İlkokul mezunuyum. Ortaokulda da bir sene okumuş. Yazabildiniz mi? Tabii canım, biliyorum bana onu. Orada dedi herkes mektup yazsın göndersin dedi. Ben de işte onu daha önce de anlatmıştım yani. O şeyde adamın birini çağırdım. Dedim ki bizi ziyarete gelmişlerdi Adanalılar. Çok cana yakındılar bunlar, bu insanlar. Bize geldiler. İşte o zaman benim yaşımda bir adamdı işte. Ona dedim ki abi sana bir şey soracağım. Dedim buyur. Dedim ki ya benim böyle mektup atacağım. Fakat biz sadece bir iç çamaşırla geldik buraya. Param yok dedim benim. Bu mektubu atar mısın dedim. Bana bir bağırdı adam. Bağırdı. Ulan dedi sen nasıl böyle konuşsan dedi. Şu dedim ulan ben de korktum dedim. Ya bu adama ben kötü bir şey mi söyledim? Meğerse adam öyle bir candan bir adam ki diyor. Sen nasıl bunu bana diyebilirsin? Sen bunu emretmelisin diyor bana. Dedim abi ben bilmedim falan. Neyse ver dedi bakayım dedi mektubu dedi. Ben verdim mektubu ona. Sen de hemen cebinde ne var ne yok hepsini çıkarttı, benim üzerime fırlattı. Paraları maraları hepsini. Allah Allah. Attı üzerine. Adana'da mı oluyor? Adana'da oluyor bu. Attı üzerime benim. Ondan sonra verdim mektubu. O da... Şunu demek istiyor anladığım kadarıyla. Yani sen benden rica etme. Al bunu gönder. Emret gibisine. Adam öyle bir candan bir adamdı. Tam Adanalı olduğunu gösterdi. Tam Adanalı olduğu, evet. Orada onun için o da... O
O da demek telaşlı bir adam. Ben mektubu yazmış. Benden mi hata, ondan mı hata bilmiyorum. O da mektubun üzerine yazmış. Adresim var ya, İstanbul'da bir kahvedir. Abimin oturduğu yer. Sen? Aksaray. Aksaray'da Narıncıya kahvesi, sokakta bir demirciler kahvesi var. Oraya yazdım, attım. Adam meğerse şey etmiş. Sadece yazmış asker mektubu diye. Evet. Kim göndermiş? Kime gidecek? Onu yazmamış adam. Ben mi hata etmişim? O mu hata etmiş bilmiyorum. Sadece adres yazılı. Abim sabahleyin kalkar gelir oraya, bakıyor ki orada bir mektup var. Diyor ki asker mektubu diyor. Abim de bırakıp gidiyor işine. Akşam geliyor, bakıyor yine orada. Allah Allah. Bu sabah geliyor, dönüyor, geliyor. Diyor ki ya bu mektup kimindir, bu kahveciye soruyor. İsim de yok. İsim yok. Sadece diyor asker mektubu diyor. Abim açıyor mektubu, diyor ki böyle böyle benim kardeşimi arıyoruz biz. Savaşa gitmiş, biz bulamıyoruz. Açıyor, bakıyor ki benim mektup. Ben yazmışım abi, ben yaralanmışım. İyiydi durumum. Merak etmeyin dedim. Ben yakında geleceğim falan diye. Abim alıyor mektubu, koşuyor. Geldi burada abime veriyor. Abim derhal Ankara'ya. Buradan Adana'dan araba mı yok, nerede bilmiyorum. Artık Ankara'ya geliyor. Tam o Ankara'ya gelende biz de Adana'dan bizi uçakla şeye getirdiler. İletişim kopukluğu var. Tabii o zaman mektupla. Mektup. Ne kadar zordu. Ha, mektupla bu işleri yapıyor. Abiniz, aileniz ilk gördüğünde nasıl bir sahneydi? Biraz onu... Abim sahne şuydu. Şimdi orada gecenin üçüydü. Kapı açıldı. İçeri şeydeyken karşıdaki asker dedi ki Salih abin geldi dedi. O asker benim abimi nereden tanıyor? Abim de gözü böyle arıyor, ben de tam kapının ağzındayım. Abim deliye döndü. Büyük abim, Ali abim, Hacı Ali abim. Geldi sarıldı bana, bilmem ağlıyor falan, şey diyor falan. Dedim abi bir şeyim yok dedim, ayağımı gösterdim. Dedim bak ayaktır bu, fazla bir şeyim yoktur bana falan diye. Neyse hangi saatte gelirse gelsin alıyorlardı içeriye o zaman. Evet. Asker yani yaralı gelip diye. Önceliğiniz vardı yani. Evet, öncelik vardı. Gecenin üçünde abimi aldılar içeriye, öyle görüştük. Nasıl bir sahneydi? Ağlaştınız mı? Tabii abim çok şeydir, duygusal birisidir. Yok diyor, senin başka şeylerin de var. Ya yok abi diyorum, ayağımı gösteriyorum, alçıdadır. Ayağım da orası sarılıdır. Ondan sonra açtı, sargıyı açtı, ayağım köstebek yuvası gibi delik böyle falan. Ya bu ağrımıyor mu, şey mi? Ya abi ağırsa ne yapayım ben burada, doktorların yanındayım. Konuştuğuma şükret diyorsun değil mi? Ya. Peki Salih abi, Cenab-ı Allah kimseye pozisyonu yaşatmasın. Ben sizi anlatırken ironi kurdum. Kendimmiş gibi düşündüm. Rabbim sağlık, sıhhat versin. Amin. Askerlik bittikten sonra tedaviniz devam etti mi? Ne kadar toplam? İşte o 1977'nin ortalarına kadar ben yürüyemedim. Sivile geldikten sonra? Tabii. Yani o 14 ay hastane yattıktan sonra da 1977'nin şeylerine kadar ben pastolonla yürüyordum. Yani evlenme serüvenimiz de öyle oldu. Yani evvel düğünüm... Eşiniz öyle mi gördü yani? Tabii. Eşimin de daha sonradan anlattı bana. Diyor ki, demişler ki senin eşin Topal'dır. Sen gördün mü? Görücü usulüne evlenmişiz ya, birbirimizi doğru düzgün görmemişiz. Ona demişler ki bak bu şeydir, ayağı sakattır bunun falan diye. Savaşta olmuş falan. Ben de ağladım, sızlandım ki beni verdiler şeye falan. Daha sonra diye gece yattım diye baktım, dedim ki ya ben dedim ya ben ne yapıyorum ya, bu adam gitmiş devlet için, vatan için gitmiş, savaşmış. Ben niye böyle düşünüyorum falan, tövbe ettim falan diye hanımım öyle bir şey yaptı. İmanlı bir eşit. Evet ya, öyle şeyimiz oldu yani. Eşiniz nereli bu arada? Eşim Muş Bulanıklı. Nasıl tanıştın? Biraz da ondan bahsedelim. O da işte dedim, işte biz de aynı mahallede oturuyorduk. Onlar burada Karaca Gazlı Fabrikası'nın işlerini yapıyorlardı. Yengem bile gidip onlardan iş alıyorlardı. Orada yengem görmüş, beğenmiş. Öyle bana gösterdiler. Ben de kabul ettim. İşte öyle bir eşimden öyle bir şey oldu. Daha sonra şimdi diyorum nasıl? Diyor ki iyi ki de olmuş. Bir gazinin ile evlenmiş. Ayağımda bir şey var mı yürürken? Yorulmasam bir şey, herhangi bir şeyim yoktur. Yorulduğum zaman toparlıyorum. Ben sizi uzun zamandır tanıyorum. Allah sağlık, sıhhat versin. Bir program da işte anı olarak kalsın istedim. Gazilik sizce nedir?
Türkiye'de saygınlığı nedir? Biraz da bunlardan bahsedin. Gazilik size göre nedir? Gazilik bir ömür boyu taşınacak şerefli bir öcedir. Şerefli bir makamdır. Bir makamdır. Her zaman saygınlığı vardır. İnsanlar yanında, büyükler yanında, yani hiç kimsenin görüşemediği, görmediği, etmediği insanlarla biz şeyiz. Ben Türkiye Harp, tabii ayrıcalığımız var. Ben Türkiye Harp Mahalli Gaziler Derneği'nde de yönetim kurulundayım. Disiplin kurulu başkanıyım. Onun için biz ordu komutanlarıyla, işte efendime söyleyeyim, valilerle, kaymakamla, belediye başkanlarıyla, onların hepsinden gider görüşeriz. Onlar gelirler, iade ederler, iade ziyaret olur. Hatta bir anım var orada. Lütfen buyurun, anlat. Ben Kıbrıs'a giderken bizim zamanımızda o birlikteyken M1 bir de beşli silah vardı. Onları bize Kırıkkale onlarla atış yaptırırlardı şeylerle. Onu biliyorduk. Fakat geldik Mersin'de bizim elimize verdiler bir K3 silahlar, jajurlar. Ya ben elime baktım, ben böyle bir silah görmemişim. Neyse alelacele bizi helikoptere bindi. Bindirdiler bizi. Biz şimdi yanımdaki usta bir er var. Bu işi bilen. Ben ona dedim ki ya şu silah nasıl kullanayım? Nasıl jajura oraya bunu bana gösterir misin falan. Bu başladı bana gösteren falan. Helikopterin pilotu habire diyor ki ya çek döndür o tarafa silahı, döndür bu tarafa silahı, habire bana bağırıyor. Ben de diyorum komutanım mermi yoktu içinde falan diye. Çevir o tarafa şeytan doldurur falan filan böyle bir şeyler diyor bana. Bu yıllar sonra 47 sene sonra bize gelmiş orgeneral Saygın Paşa bizim derneğe bizi ziyarete gelmiş. Orada ben Türkiye Harp Mahalli Gaziler Derneği disiplin kurulu olarak ben de kendimi sundum. Bir şeyler anlatırken dedim böyle böyle oldu. İşte şu dulan dedi, o sen miydin dedi, dulan dedi, o zaman helikopter pilotu bendim, albaydım ben o zaman. Vay be. 47 sene sonra adamdan, o orgeneralından orada öyle bir karşılaşmamız oldu. Salih abi, şu kamera öncesi konuştuk, sizin bir de solculuk döneminiz var. İstanbul'da 12 Eylül dönemi, solcu olduğunuz dönem. Biraz da onlardan bahsedin, olur mu? Şimdi bizim solculuk serüvenimiz şöyle başladı. O gün bu arada gazisiniz tabi, askerliğinizi bitirmişsiniz. Tabi askerliği bitirmiş gelmişiz. Ben daha artık düzelmişim. 77'den sonra oluyor bu olaylar. İşte hak hukuk arayanlara o gün solcu diyorlardı. Bizde aile yapısı olarak bende böyle bir şey vardı. Yani isyankar bir tiptim. Yani ona da hemen şey derlerdi, işte solcu derlerdi. Hatta bir gün bir inşaatta öyle bir şey oldu. Adamı çalıştık. 2 gün çalışmışım, akşama paramı istedim dedi, yok. Ya nasıl yok be kardeşim, ben getirdim çalıştım, akşam oldu bizim paramız verilir. Dedi yok, yoktur. Ben bir ara getiriveririm size falan, Aksaray'da falan. Ya olmaz öyle şey, ben dedim ben bu parayı almadan gitmem. Alırsın almazsın dedim, o zaman aldım makası demiri keseyim dedim. Demiri keserken bir daha zarar vereceğim dedim. Burada 2 gün çalıştığım bütün yaptığım hepsini söküp aşağı atıp böyle gideceğim dedim ben. Ben öyle bir adamım dedim. Ben kimseye para bırakmam. Neyse binanın sahibi çıktı. Ne oldu dedi, böyle böyle. Adam dedi ben ya bu adam 6 ay evvelden parayı almış yemiş bana. Ben dedi bende bunun parası yoktur. Ne olacak dedim peki? Dedim ben bunu yıkacağım dedim. Olur mu olmaz mı, ben aldım makası taktım. Bir tanesini kesin de adam dedi dur. Dur dedi, Allah belasını versin dedi, bunu dedi gel dedi buraya. Çıkarttı parayı verirken o oradan bağırdı dedi, işte bak falancı dedi. Bunlar komünist dedi. Ben dedim ulan bu... Seni gösteriyor. Beni göster dedi, işte bunlar komünist dedi falan. Ulan dedim komünist denen şey bu mudur meğerse? Bu eğer buysa... Dedim vallahi benim babam da komünist, biz aile boyu komünistiz dedim. Ben komünist oğlu komünistim dedim. Ben böyle, meğerse komünistlik buymuş. Yani o gün hak, hukuk arayan, işinde malını eline alanlara, işte kimseye boyun eğmeyenlere solcu diyorlardı. Biz de o gün solcuydu. Burada Maksız Lenin Silahlı Propaganda Örgütü diye bir örgüt vardı. O örgütün içinde ben de şeydim ama elhamdülillah benim herhangi bir şeye karışmam falan bir şey olmadı. Çünkü evliydim. Onu düşünmek zorundaydım. Gidip de bir yere de gidip bir tarafa yazı bile yazmadım ben. Yani bizim solculuğumuz konuşmakla, şundan bundan toplumda ama adımız çıktı solculuğa.
Ehl-i Beyt dostu bir kardeşimsin, abimsin, büyüğümsün. Şimdi nasıl bakıyorsun? Şöyle ki ben o zaman da solcuyken de bakıyordum, analiz ediyordum. Yani bu ne mene bir şeydir. Yani işten çıkan işçinin kolundan saatini alan bir solcu, onu soyan bir solcu. Ne bileyim işte. Yapılıyor muydu? Tabii canım, yani o gün, yani o gün biz serseri tipli insanlar olmuşuz solcu. Ondan sonra orada gelen işte 11'de işten çıkan işçinin kolundan saatini soydum, biz soyduk, arkadaşlarımız soydu. Ben o gün onları hep not alıyordum. Efendime söyleyeyim, adam soruyor, diyor ki ya biz devrim yapacağız Türkiye'de. Siz Allah için ne düşünüyorsunuz yani? Müslümanı dedi ki, elindeki nedir? Dedi çay. Dedi çaya ispat ettin, Allah'a da ispat et, sen Allah'ına inanın. Bunları ben yanımda duydum bunları. Ve o hep leke düştü. Leke düştü ve bir gün geldi ki... Namaz kılmıyordunuz. Yok canım, yani namaz ne işin var onun? Nasıl bakıyordunuz namaz kılanlara, ibadet edenlere? Gayet iyi bakıyordum. Çünkü anneden babadan biz gördük. Aile şeyimiz imanlı, Kur'anlı insanlardır. Benim annemin saçını teli görmemiş. Çarşaflı bir kadın. Sen de hatırlamazsın sen. Yani öyle bir imanlı kadın. Yani biz öyle kötü falan baktığımız yoktu. Hatta o zamanlarda da aşura günü ne olursa olsun, işimiz de olsa neyimiz olsa işi bırakıp gidip aşurada hatta son aşurada o bana bir şey oldu. Ben hiç ağlamazdım. Annem bana dedi ki, oğlum sen dedi ki ben ölende sen ağlamayacağım mı? Dedim vallahi ağlayamam ben. Öyle bir gaddar yürek var bende. Ağlayamıyorum. Neyse o gün gittik. Halkalı'da Allah rahmet etsin Şeyh Ahmet Ağa aşura gününde, o zaman camide yapılıyordu. Orada bir mersiye okudu. Mersiyenin konusu buydu. Dedi ki, ah Kerbela bağ olaydı. Dağ olaydı, etrafı bağ olaydı. Şimir Rügeyye'nin başına çıbık vuranda, ah Ebelfaz, sağ olaydın. Dedi, benim yüreğim koptu. Ben orada dakikalarca ağladım. Ondan sonra aşura bitti, indim aşağı. Merdiven, o sokağın başında, taşın üzerine oturmuş ağlıyorum. Hatta içimden de diyorum ki, şimdi bunlar diyorlar, bunlar imanlı çocuklar. İçimden diyorum bunu. Öyle diyorum. Fakat otobüse binmişim, otobüse hala ağlıyorum. Yani o kadar etkilendim, o laf bana dokundu ve benim ondan sonra yüreğime şey oldu. Ondan sonra zamanla biz onları da hep analiz etmiştim ya, bunun ne mene bir şey olduğunu, bu solculuğun. Solculuk nedir? Solculuk teoride Müslümanların, dinin, Allah'ın, İslam'ın dediği şeylerin hepsi hemen hemen onda var. Hep hak, adalet, eşitlik, kardeşlik, hep böyle bir şey var. Fakat pratiğe dönende azınlığın çoğunluğa zulüm ettiği bir rejimdir. Başka bir şey değil o. Sağcılık nasıl size göre? Sağcılık ondan da beterdi. İmam Hümeyni dedi ki işte sağcı ve solcu bir makasın iki ağzıdır. Biri alttadır, biri üstte. İkisi de ne olmak lazım? O da sağcılık aşırı derecede sağ şey edizden ırkçılığa dönüşüyor. Faşist bir şeye dönüşür. Onun için ne sağdasın ne solda. Öyle bir şey yok. Tek yol İslam. Tek yol İslam. O İslam'da da Ehl-i Beyt fıkıhı. Evet. Başka öbürsünü tanımam. Değerli abi, saygıdeğer büyüğüm. Size göre Ehl-i Beyt nedir? Ehl-i Beyt başta Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan sonra Hazreti Ali, Hazreti Fatime, Hasan ve Hüseyin, İmam Hasan ve İmam Hüseyin ve 14 masumların izledikleri yoldur. Ve biz de onları takipçisiyiz. Evet. Elhamdülillah. Hak yolda budur. Biz bunu böyle biliyoruz. Allah razı olsun. Hayatta en çok önem verdiğiniz, değer verdiğiniz öncelik sırası nedir? Neye değer veriyorsunuz? Siz için yaşarken en çok değer verdiğiniz şeylerden birinci sıradaki şey nedir? Birinci sıradaki olan sıla-i rahimdir. Dinimize bağlı olmamızdır, inancımıza, Şiiliğimize bağlı olmamız ve aile yapımız, birlik beraberlik olmasıdır. Sıla-i rahim benim önceliğimdir. Ve çoluğumla çocuğumla birlikte
Allah'ın ve Peygamber'in Ehl-i Beyt'in yolunu izlemektir. Onları şaşmadan, onları şey etmek ve elhamdülillah. Oğlum, kızım, gelinim, torunlarım, damadım, hepsi elhamdülillah. Beynamaz aile yoktur bizde. Beynamaz hiç kimse yoktu, hepsi. Bulu çağına gelene diyorum, sıkı tutuyorum, diyorum ki ekmek yoktu. Ona göre herkes önce namaz. Namaz. Kaç çocuk var bu arada? 3 tane, 2 oğlan bir kızdır. Evet. Ondan sonra 7 tane de torunum var. 3 çocuğunuz var, 7. 7 tane de torunum var. Öyle işte. Allah birliğinizi, beraberinizi bozmasın. Amin inşallah. Salih abi, Türkiye'de gazilik bir makamdır. Allah herkese nasip etsin. Türkiye'de gaziliğe karşı bir saygınlık nasıldır? Biraz izah edebilir misin? Valla bu gaziliğe eskiden ben bu seneyle beraber 49. sene oluyor gazi olalı. Yarım asır. Yarım asır hemen hemen. Yani daha önceleri pek öyle bir farkındalık yoktu yani. Ne zamandan sonra bu başladı? Bu son 10 sene falan oluyor ki farkındalık oldu. Eskiden de otobüslere yazılıydı. Ön sıraları terk edin falan. Fakat yani işe de gitsen, mesela diyelim ki hastaneye gitsen veyahut da bir yere gitsen herhangi böyle bir kimsenin bir şey diye fazla bir önem verdiği bir şey oldu. Ama şimdi şu anda elhamdülillah daha iyidir. İnsanlar daha yani birileri bir şeyler yapıyor, ediyor. Ondan sonra da onlar da karşılığında diyorum sana işte biz dernekte olduğumuz için gidiyoruz, geliyoruz, görüyoruz. Bize gayet değer veriyorlar. Ondan sonra hastanelerde hemen öne alıyorlar. Gitsen elektrik idaresine gitsen, idareye gidiyorsun. İdarede desen ki ben gaziyim tamam hemen şey diyorlar. Sıra saygı gösteriyor. Yani bu gayet şu anda çok güzeldir. Şey olarak da 61 anayasasında yazılan şeyde gazilerin refah düzeyinin yüksek olması, en yüksek düzeyde olmasını, eskiden öyle bir şey yoktu, şimdi gayet iyidir. Şimdi daha iyidir. Derece değil mi? Derecedir. Derece? Mesela bir var ki marif gaziler var. Yani savaşa gitmişler. Fakat herhangi bir yaralanma şu bu olmamış ama savaşı gitmişler, o savaşı görmüşler, gelmişler. Onlar marif gazidir. Bir de var ki benim gibi mesela malul gazi. Savaşa gitmiş, yara almış fakat yaralamak da yetmiyor. Onların öbürü marif gazilerin içinde de yaralanan var. Fakat iyileşmişler. İyileşmişler, birisi de bizim kendi köylümüz Mehmet Ali Sever. O da yaralanmış, hastanede beraber yatıyorduk ama iyileşti, döndü, o marif gazi oldu. Fakat ben dönemedim. Ben ondan sonra sakat kaldım. Sakat kaldığım için ben 6. dereceden emekliye ayrıldılar beni. Bu arada maaş ne alıyorsunuz? Gazi maaşı söyleyebilir misin? Yok. Normal işte biz gizli kalsın diyorsun. Gizli kalsın. Ay var. Olur. Boş ver. Onu şey der. Yani bu işçi emeklilerin hemen hemen iki katını alıyoruz. Maşallah. Evet. Allah bereket versin. Allah bereket. Allah devlete zeval olmasın. Üzerinizdeki madalyalardan biraz bahsedin. Nedir onlar? Altın mıdır? Değiller. Devletin vermiş olduğu birini Kıbrıs Devleti vermişti. Vermiş. Bunu da Türkiye Cumhuriyeti vermişti. Derneğimiz vermişti. Manevi değeri çok. Manevi değeri büyüktür. Onun için evden bir yere giden de hemen onu yorarım koyayım, cebime koyup giderim. Ne olur olmaz içeri hırsız falan girer. İlk işim ondan silahımı alır, belime koyar, öyle çıkarım içeriye. Öyle şey, onları evde bırakıp gitmem. Çünkü kayboldu mu alınması da kolay olmuş. İnşallah kimse çalmaz. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Evet. Benim unutup da sormadığım neler varsa kısa bir şekilde anlatabilirsiniz. Ben Kanal 14 televizyonuna teşekkür ediyorum. Sizi de programınızı sürekli izliyorum. Çünkü sen benim gönlümdesin. Gece namazlarımda da hep duamdasın. Onun için ben devamlı sizden bütün programlarda Kanal 14'te oluyorum her zaman. İnşallah yarın da Perşembe'dir, orada olacağım. Kadir-i Hum günü için. İnşallah. İnşallah.
Ben de programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yarın Kadir Hukum Bayramımız. Bununla ilgili bir iki cümle söyleyebilirsiniz. Kadir Hukum Bayramımız kutlu olsun. Evet, evet. Kadir Hukum Bayramımız da hepimizin hayırlı olsun. Kanal 14'de başarılar diliyorum. Evimizde, evimizin baş köşesinde devamlı açık olan televizyonumuzdur. Çok faydalanıyoruz, istifade ediyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben de size. Programımıza katıldığınız için ben de kendi adıma, 14 TV adına çok teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Evet, sevgili izleyenlerimiz, maalesef bir programımızın daha sonuna geldik. Sevdiğim bir abimizle söyleşide bulunduk. Kıbrıs gazisi Hacı Salih Erdem ile hasbihal ettik. Bir sonraki programlarımızda görüşmek ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Her saniye azalan bir ömrün aksine, her nefeste artan bir imana sahip olmak ve Allah'ın rızasına erişebilmek duasıyla hoşça kalın. Hoşça kalın. Her saniye azalan bir ömrün aksine, her nefeste artan bir imana sahip olmak ve hayatın ekranı 14 TV'de bizi izleyebilirsiniz.